Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Ekim ve Kasım ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın, soruların mantığını kavrayın, çok daha başarılı olacaksınız. Sınavda şıkların ve sorunun yeri, sorulma şekli değişebilir. Bunlara dikkat edelim. Sınavda kafa karışıklığına neden oluyor. Kanalımızdaki konu anlatımlı derslerimizi mutlaka izleyin. Videonun açıklama kısmında vardır. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Bize sormak istediğiniz her şeyi yorumlardan mutlaka sorun arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımız ekranda göründüğü gibidir. Bizleri takip edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Sırada görsel bir sorumuz var. Çekte göre hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hallerden sayılır? Lütfen görsele dikkat edelim. Özellikle sınavda görsel sorulara dikkat edelim. Çok kolay görünüp hemen böyle işaretleyip geçiyoruz. Bunu yapmamalıyız. Özellikle görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Şıkları okuyorum. A1, B2, C3, D şıkkı ise 4 numaralı araç. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 2 numaralı aracın yaptığı asli kusurlu hallerden sayılır. Neden? Çünkü sola dönüş yasak tabelası var ve sola dönüyor arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? Görüyorsunuz bir kamyonet var. Şıkları okuyorum. A30, B50, C70, D80. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte 50 kilometredir. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? A 1 santim, B 2 santim, C 5 santim, D 6 santim. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 5 santim. Yani dış kalp masajı uygulamasında göğüs kemiğine uygulanan baskı 5 santim kadar aşağıya çökme sağlamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yere oturur pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yapmasının sağlanması. C. Kullandığı ilaçları varsa alınmasının engellenmesi. D şıkkı ise yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yara oturur pozisyon verilmesi. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir? A. Akünün boşalmasından. B. Akünün tam şarjlı olmasından. C. Hava filtresinin kirlenmesinden. D. Akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akünün boşalmasından meydana gelebilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft. B. Debriyaj. C. Amortisör. D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör, süspansiyon sisteminde yer alır. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna. B. Omurgasına. C. Ayak tabanına. D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ayak tabanına yavaşça vurulur. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A. Felç. B. Saç dökülmesi. C. Bulantı ve kusma. D. Bedensel aktivitede artma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Allah korusun, felç meydana gelebilir arkadaşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A. İl Özel İdareleri.
B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. C. Jandarma Genel Komutanlığı. D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? A. Eklem çevresindeki şişmedir. B. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. C. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. D. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A. Hızını arttırması. B. Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi. C. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi. D. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi zorunludur. Görsel bir sorumuz var. Şekle göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir? Görüyorsunuz İstanbul'dan Erzurum'a uzun bir yol arkadaşlar. A 6 saat, B 7 saat, C 8 saat, D 9 saat. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplam olarak en fazla 9 saat sürebilir arkadaşlar. 1. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bir doğru, iki yanlıştır. B. Her ikisi de yanlıştır. C. Bir yanlış, iki doğrudur. D. Her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık. B. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. C. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık. D şıkkı ise aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık trafiğe yani yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? A. Virajı alamayan aracın devrilmesi. B. Karayolunda park etmiş olan aracın yanması. C. Karayolunun doğal nedenlerle trafiğe kapanması. D şıkkı ise duran otomobil üzerine inşaat halindeki binadan tuğla düşmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Virajı alamayan aracın devrilmesi trafik kazası grubuna girer. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör B. Termostat C. Yağ filtresi D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A. Adli tıp B. Kazazede C. Trafik psikolojisi D. İlk yardımcı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik psikolojisi. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Lütfen resimli sorulara sınavda özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Resmin içindeki tabelalara dikkat edelim. Şıkları okuyorum. A. Yükseklik. B. Uzunluk. C. Genişlik. D. Ağırlık. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yükseklik anlamında gabari sınırlaması getirir arkadaşlar bu tabela.
Moleküler, tek gözü gören kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? A şıkkımız B sınıfı, B şıkkımız C sınıfı, C şıkkımız D sınıfı, son olarak D seçeneğimiz ise E sınıfı. Bu sorumuzun doğru cevabı ise A şıkkı olacaktır arkadaşlar. B sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirler. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC1, B. SRC2, C. SRC3, D. şıkkımız ise SRC4. Doğru cevabımız D seçeneğimiz olacaktır. SRC4 şeklinde olmalıdır arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Lastik basıncının düşük olduğunu. B. El freninin çekili olduğunu. C. Sis lambalarının yandığını. D. şıkkımız ise fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Fren balatalarının bittiğini bildirir. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Kanun, B. Türk Ceza Kanunu, C. Karayolları Trafik Kanunu, D. şıkkımız ise 2872 sayılı Çevre Kanunu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karayolları Trafik Kanunu. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yeni alınmış bir araçta 3 yıl sonra muayene yapılması gerekmektedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri gabarı ile ilgilidir? Görüyorsunuz arkadaşlar 3 şıkkımız var. 3 tabela ayrı ayrı. Şıkları okuyorum. A 1 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ve 2 gabarı ile alakalıdır arkadaşlar. Diğer üçüncüsü yani en sağdaki dingil ağırlığı ile alakalı. 6 ton dingil ağırlığı mesela bu tabela. Devam ediyoruz. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. B. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. şıkkımız ise zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi yasaktır. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Vantilatör kayışı gevşektir. B. Vantilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşürü arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir? A. 2 yıl, B. 3 yıl, C. 5 yıl, D. 10 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Diferansiyel, B. Amortisör,
C rot, D yay. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diferansiyel motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade etmektedir? A vücut ısısının düşürülmesini, B solunumun değerlendirilmesini, C kan dolaşımının değerlendirilmesini, D şıkkımız ise hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Solunumun değerlendirilmesini ifade etmektedir. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A en sol şeride geçmeli, B yavaşlamalı, sağ şeride girmeli, C hızlanmalı, bulunduğu şeritte devam etmeli, D şıkkımız ise 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yavaşlamalı, sağ şeride girmelidir. Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir? 1. Motosikletin de aşınmış lastik kullanması. 2. Seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması. 3. Motosikletini aldığı yolcuya koruma başlığı takması. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 arkadaşlar. Yani seyir halindeyken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması ve motosikletini aldığı yolcuya kask yani koruma başlığı takması güvenilir motosiklet sürücüsünün özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Solunum sıkıntısını azaltmak. B. Kan dolaşımını yavaşlatmak. C. Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak. D. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemektir. Aşağıdaki kaza zedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan, B. Ağır kanamalı olan, C. Ayağında kırık olan, D. Dirseğinde çıkık olan. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Ağır kanamalı olan hasta ilk önce taşınmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A. Dolaşım sisteminin, B. Sindirim sisteminin, C. Hareket sisteminin, D. Sinir sisteminin. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sinir sisteminin bir parçasıdır. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? A. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır. B. Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır. C. Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır. D şıkkımız ise yolcu ve yük taşımasında genellikle karayolu kullanılmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır arkadaşlar. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? A. Marş sistemi, B. Yakıt sistemi, C. Ateşleme sistemi, D. Direksiyon sistemi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Direksiyon sistemi bizi zahmetsiz ve kolay şekilde istediğimiz yöne yönlendirmesini sağlar arkadaşlar. Yani yönlendirilmemizi sağlar. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanabileceği zorunlu hallerde de
Araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? A. Banket, B. Şerit, C. Platform, D. Kavşak ortak alanı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Banket denir arkadaşlar. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? A. Kalp krizi, B. Kalp masajı, C. Kalp spazmı, D. Göğüs ağrısı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kalp masajı adı verilir. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucusunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Gürültü kirliliğinin azaltılması, B. Trafik yoğunluğunun azaltılması, C. Temiz olmayan yakıt kullanılması, D. Şıkkımız ise kazalara karşı güvenliğin artırılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Gürültü kirliliğinin azaltılması amaçlanır. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A. Antifriz kontrolü, B. Yakıt filtresi kontrolü, C. Yakıt kaçağı kontrolü, D. Şıkkımız ise yakıt seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Antifriz kontrolü. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A 1 yıl, B 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda yani yeni araçlarda 3 yılın sonunda 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Eğer araç ticari bir araçsa her yıl yaptırılması zorunludur. Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmaktadır? A. Alkol, B. Kurşunsuz benzin, C. Süper benzin, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar? A. Mümkün olduğunca otobüs, vapur, tren, metro gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması. B. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması. C. Tehlikeli maddelerin usulüne uygun taşınması. D. Şıkkımız ise araç bakımlarının sürelerinde yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bakımsız araçlardan yere yağ, su ve benzeri sızıntı olması çevre kirliliğine yol açar arkadaşlar. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A. Dingil ağırlığı, B. Taşıma sınırı, C. Gabari, D. Hız sınırlayıcı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Gabari denir arkadaşlar. Uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler gabaridir. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A. Benzin, B. Motorin, C. Antifriz, D. Gaz yağı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buji ile ateşlemeli motorların yakıtı benzindir arkadaşlar. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Aşırı susuzluk hissi, B. Nemli ve soğuk deri, C. Yavaş ve güçlü nabız, D. Hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaş ve güçlü nabız. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, B. Fazla yolcu almak, C. Aşırı yük yüklemek, D. Karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Karşı şeridi ihlal etmek. Asli kusurlu hallerden sayılır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir? A. Rot ayarı, B. Supa ayarı, C. Fren ayarı, D. Far ayarı.
Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Subap ayarı, yani subap ayarı, subap diye söylüyoruz. Subap ayarı motorda yapılan ayarlardan birisidir. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant. B. Motor yağı kalitesi. C. Doğru yapılmış far ayarı. D. Delinmiş egzoz susturucusu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor yağı kalitesi. En önemli şey arkadaşlar. Lütfen ucuz diye dandik yağları almayalım. Motor yağımızı kaliteli alalım. Motorumuzun ömrü uzasın. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? A. Motor yağının kirlenmesi. B. Motor yağının kalınlaşması. C. Karışım oranının bozulması. D. Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Karışım oranının bozulması arkadaşlar. Karışım oranı bozulduğu zaman egzozdan siyah renkte duman çıkar. Diğer bir mavi renkte de duman çıkıyor egzozdan. Mavi renk çıktığı zaman da motorumuz yağ yakıyor demektir. Yani büyük bir problem var demektir. Bu sorunun cevabı karışım oranının bozulmasıdır. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Termostat arızalıdır. B. Vantilatör kayışı sıkıdır. C. Hararet, yani ısı göstergesi arızalıdır. D. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contasında kaçak vardır. Görsel bir sorumuz var sırada arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. İleri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Girişi olmayan yol anlamındadır. Yani bu tabelayı gördüğümüzde bir sokağın başında ya da bir caddenin başında gördüğümüzde oraya girmememiz gerekir. Girişi olmayan yol anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnik uygulamak. D şıkkı ise çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Sırada motorla alakalı bir soru var arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Egzoz manifoldu. B. Emme manifoldu. C. Külbütör kapağı. D. Karter. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Okla gösterilen yer egzoz manifoldudur arkadaşlar. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A. Taşıt. B. Tren. C. Ulaşım. D. Taşıma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Taşıt adı verilir arkadaşlar. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara taşıt diyoruz. Lütfen görsel sorulara sınavda dikkat edelim. Her videoda söylüyorum. Özellikle görsel sorunun içindeki tabelalar çok önemli. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen tüm araçlara dikkatli bir şekilde bakalım. A. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi. B. 1 numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi. C. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi. D şıkkımız ise 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi doğrudur arkadaşlar. Diğer şıklar hepsi yanlış. Aralarında doğru olan A şıkkıdır. Öncelikle 2 numara geçecek. Sonra 3 numara, en sonda tali yolda olduğu için 1 numaralı araç geçebilir. Diğer bir görsel soruyla devam edelim. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?
A. Takip mesafesine, B. Kavşaklarda geçiş hakkına, C. Öndeki aracı geçme kuralına, D. Farların kullanılacağı yer ve hallere. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kavşaklarda geçiş hakkına uyulmaması sonucu bu kaza meydana gelmiştir arkadaşlar. Zaten ana yolda, o soldaki araç ana yolda, sağdaki ise tali yolda olduğu için zaten dur tabelası da var. Kesinlikle orada durmamız gerekiyor. Durmazsak kazaya sebebiyet verebiliriz. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Özel mülkten çıkan bir araç var arkadaşlar. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A. Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B. Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 1 numaralı aracın geçmesini kesinlikle beklemelidir. Ana yolu kontrol edeceğiz. Ana yol müsait olduğu zaman özel mülkten çıkabiliriz arkadaşlar. Bir görsel sorumuz daha. Basit gibi gelebilir ama sınavın heyecanıyla yanlış yapabiliriz. Soruyu okuyalım. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Vites kutusu. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Vites kutusu olacaktır arkadaşlar. Okla çizilip soru işareti bırakılan yer, yani aracın hızıyla torkunu ayarlayan aktarma organı vites kutusudur. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur? A. Beden dilinin, B. Bencilliğin, C. İnatlaşmanın, D. Tahammülsüzlüğün. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beden dilinin kullanıldığına örnek olur arkadaşlar. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz? A. Böbrek, B. Akciğer, C. Bağırsak, D. Karaciğer. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akciğerin yaralandığını kesinlikle düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Akciğer yaralandığı zaman ağzımızdan açık renkte köpüklü bir kan gelebilir. Bunu gördüğümüzde akciğerin yaralandığını düşünmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft, B. Debriyaj, C. Amortisör, D. Diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör, süspansiyon sisteminin içinde yer alır arkadaşlar. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A. Aynı, B. Yarısı kadar, C. Saatte 10 kilometre daha az, D. Saatte 10 kilometre daha fazla. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Saatte 10 kilometre daha az olmalıdır arkadaşlar. 2019 yılında trafik kazalarında ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Direkt aklımıza gelecek düşünce bu olmalıdır. Devam ediyoruz. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A. Felç, B. Saç dökülmesi, C. Bulantı ve kusma, D. Bedensel aktivitede artma.
Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Felç meydana gelebilir arkadaşlar. Allah korusun. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Taşıma ve gereksiz hareketler çok önemli. Sırada tabelalarla alakalı bir soru. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Geçme yasağının sonu olduğunu. B. Öndeki taşıdığın geçilmesinin yasak olduğunu. C. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. D. Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu bu tabela bize bildirir arkadaşlar. Eğer bu tabelanın aynısı tamamen siyah ise, siyah beyaz ise bu da bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini. Eğer bu tabela aynı şekilde yuvarlak ve siyah beyaz ise sollama yapmanın sona erdiğini, yani sollama yapma yasağının sona erdiğini bize bildirir. Bu şekilde ise sollama yapmak yasak, siyah beyaz ise artık sollama yapabiliriz demektir. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşısındaki kişiyi suçlaması. B. Empati kurmaktan kaçınması. C. Karşısındaki kişiye saygı duyması. D. Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karşısındaki kişiye saygı duyması kesinlikle göstermemiz gereken davranış şeklidir arkadaşlar. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? A. Şerit değiştirilmesi. B. Öndeki aracın geçilmesi. C. Aracın hızının arttırılması. D. Geçiş hakkı kuralına uyulması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiş hakkı kuralına uyulması doğrudur. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Akü lambası ikaz ışığıdır arkadaşlar bu arada. A. Alternatörün şarj etmediğini. B. Emniyet kemerinin takılmadığını. C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildirir. Bir diğer adı da zaten aküdür arkadaşlar, biliyorsunuz. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. B. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. C. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. D. Tıbbi yardım istenmesi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi ilk yapmamız gereken şeydir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Her arkadaşımız bu tabelayı görmemiş olabilir. İlk defa görüyor olabilir. A. Hemzemin geçit. B. Kontrollü demir yolu geçidi. C. Kontrolsüz demir yolu geçidi. D şıkkımız ise tramvay hattı ile oluşan kavşak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tramvay hattı ile oluşan kavşaktır arkadaşlar. Son sorumuz görsel bir soru. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor yağ basıncı ikaz ışığı. B. Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı. C. Fren balataları aşınmış ikaz ışığı. D şıkkımız ise emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Motor yağ basıncı ikaz ışığıdır.
Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Her videoda söylüyorum. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.